Evet. Vallahi evet. Kongrede beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir kongre oldu. Ufak tefek gerginlikler oldu ama Cumhuriyet Halk Partili sağduyulu delege arkadaşlarımız, parti üyelerimiz konu daha fazla büyümeden arkadaşlarımız büyük bir olgunlukla bu işi yatıştırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine uygun bir kongre yaşadık. Sonuç itibariyle ne oldu derseniz tabii eski ilçe başkanımız Sayın Bülent Bey tekrar kazandı. Yaklaşık 20-25 oy fark var. Kongre salonunda seçim sonuçlarının değişebileceğini bildiğim bir analiz var. Bu analizde işte kongre delegelerinin birkaç konuşmacıdan etkilendiğini gördüm. Bu etkilenme neticesinde var olan bu 25 sayılı açık oluştu diye düşünüyorum. Peki sizce bundan sonra CHP esenler sizin anlattığınız gibi başarısız mı kalacak yoksa Bülent Başkan iyi şeylere imza atabilecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Yani biz bir iki seçim sonuçlarını analiz ettik, değerlendirdik. Kongre günü de onu oradaki delege arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Tabii ilçe başkanlığı önemli bir görev. Partinin en zor görevlerinden bir tanesi. Bu işi sırtlayan ilçe başkanı ve yöneticileri kendi sorumluluklarını bilincinde olup ona göre değerlendirme ve tespit etme zorunluluğu var. Umarım bir ders almışlardır. Bir iki seçim sonucu özellikle 31 Mart seçimlerinde ve ondan evvel yapılan 24 Haziran milletvekili seçimlerini iyi değerlendirmeleri gerekir. Yönetimde bunları kendi aralarında konuşurlar. Eğer bir hata yapmışlarsa o seçimlerde umarım bundan sonraki çalışma düzeninde bu hataları bertaraf etmek için uğraşırlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarının tavan yaptığı bir dönemden geçtik. 23 Haziran tabii 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık %54'e yakın bir oyu var. Aşağı yukarı 31 Mart seçimleriyle 23 Haziran seçimleri arasında 800 bin oy bir fark var. Büyük bir başarı gerçekleştirdi Ekrem Bey. Bu başarının sonuçları Esenler ilçemize doğrudan yansımadı. Bunun da analizini yapmaları lazım. İnşallah yaparlar partiyi burada büyütmek için olağanüstü bir gayret içerisinde girmeleri lazım. Ben yapacaklarına inanıyorum. Zaten yapılamadığı zaman o çalışmalar yine bir önümüzdeki kongre dönemlerinde biz yine bunları eleştireceğiz. Yine partinin büyümediğine yönelik çıkışlarımız olacak ve partinin büyümesi için gerekli çalışmalar hep birlikte. Ben de destek vereceğim yani. Ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yani kongreyi kaybetmek ayrı bir süreç. Ama kongre sonunda partinin büyümesi için yapılacak olan çalışmalara el atmak, onlara destek vermez. Hep her Cumhuriyet Halk Parti'nin olduğu gibi benim de sorumluluğum. Umarım bunu birlikte gerçekleştiririz diyorum. Peki kongreyi kaybetmek size ve sizin kadronuzda bulunan kişilere nasıl yansıdı? Evet, bir üzüntü yaşadık. Beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Biz kongre saatinin başladığı dönemlerde muhtemelen biz de 30, 35, 40 sayı farkıyla önde olacağımızı düşündük. Fakat işte bir arkadaşımızın talihsiz konuşması ve kongre divan başkanının algı yaratarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu hakaret edemezsiniz ısrarla 10 kere 15 kere onu söyleyerek sanki konuşmacı arkadaşımızın mevcut genel başkana ve il başkanımıza hakaret ettiği bahisle kongre salonunu etkilemeyi başardı. Umarım bu divan başkanımız Ensar Öğüt Bey'in eski milletvekili bizim de dostumuz arkadaşımızın bilerek yaptığı bir iş insanlık değildir. Bilerek yaptıysa
iyi bir sınav veremedi demektir. Kongreyi ben kaybetsem ne olur, kaybetmesem ne olur, bizim ekibimiz kaybetse ne olur, kaybetmese ne olur. Ama eğer böyle bir işi hakaret olmadan, hakaret gibi yapıp oradaki delege arkadaşlarımızın, parti üyelerimizin bilinç altında Kemal Bey'e hakaret eden Cemal Kaya taraftarı gibi belirtmiş olması son derece yanlış oldu ve kongredeki üyelerimizi, delegelerimizi etkiledi diye düşünüyoruz biz. Öyle söyleyeyim, ben bütün arkadaşlarıma kongre gününden günlerce evvel kongrede kesinlikle bir gerginlik anının yansımaması gerektiğini anlatmışımdır. Konuşmacı arkadaşlarıma azami, yani iyi niyetli olun, barış dili kullanalım. Zira gerginlik bize yaramaz. Mevcut bir ilçe başkanı var. Zaten iki dönem yaptı. 4 yıl oldu. İyisiyle kötüsüyle bunu tamamlayacak. Biz de ona göre yapamadıklarını anlatalım. Ama asla gerginlik yaşatmayalım demiştim. Ama maalesef konuşmacı arkadaşımız aslen kastetmediği bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Onu düzeltme fırsatı da kendisine verilmedi. Düzeltemedi. Ne anlatmak istediğini orada divan başkanı kendisine tekrar bir fırsat verip düzeltebilirdi. Ama o fırsat da verilmemiş oldu. Çok tepki oldu. Talihsiz bir olaydı. Genç siyaset olarak bilgili bir arkadaşımızdı. Ama maalesef böyle bir durum oldu. Doğrudan da seçim sonuçlarına etki yaptı düşünüyorum. Orada ben salondaki atmosferi gördüm. O divan başkanının siz işte bağıramazsınız, küfür edemezsiniz, hakaret edemezsiniz. İşte il başkanımıza veya genel başkanımıza diye anons etmesi, oradaki salonda bulunan delege arkadaşlarımızı, seyirci arkadaşlarımızı, CHP'lileri etkilediğini gördüm. Divan başkanının taraf tuttuğunu düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim, yani bütün arkadaşlarımızın ortak kanaati divan başkanının bu süreci iyi yönetemediği ve hatta taraf tuttuğuna yönelik önemli şeyler var. Sık sık kendisine gelen arkadaşlar var. Sık sık müdahale ettiler karşı tarafın. Bülent Bey'in bazı onlar da arkadaşlarımız. Bizim arkadaşlarımız böyle yorumladı. Divan başkanının bilerek ve bilmeyerek doğrudan kongre sürecine etki yaptığı kanaatindeyiz hepimiz. Beni de etkilediler. Ben de o kanaati taşıyorum. Valla bir kongre sürecini tamamladık. Bu işte kazanmak kaybetmek olmaz. Bir hizmet yarışıdır bu. Biz daha iyi bir gelecek hazırlamak, partinin oylarını büyütmek, Esenler'deki kayıp yılların telafisi için aday olmuştuk. Bu fırsat bize verecek, delege arkadaşlarımız bunu tanıyacaklardı. Ama böyle bir imkan bulamadık. Bizi destekleyen önemli arkadaşlarımız var. Partiye yıllarca emek vermiş çok değerli siyasetçiler var. Bunlarla birlikte bu işin analizini yapacağız. Uzun bir dönem var. 2 yıl içerisinde de partinin tekrar bir kongre sürecinde seçime denk gelirse kongre süreçleri biliyorsun erken genel seçim de olabilir. Öyle konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi de olabilir. Efendim, bunlarla ilgili ertelenir mi bilmiyorum ama 2 yıl çok kısa bir süre. Bu süre içerisinde hatalarımızı gidererek delege arkadaşlarımızla daha iyi bir çalışma ortamı yaratarak umarım hazırlanırız diye düşünüyorum. Ben aday olurum demiyorum. Biz bu ekibin korunmasına karar vereceğiz büyük ihtimalle. Yani bunlar emek verdiler, bize güvendiler, bizi adaylaştırdılar. Bu adaylaşma süreci içerisinde bize destek verdiler, dimdik ayakta durdular. Bunların bize vermiş olduğu güveni biz sarsmadan onların örgütlenmesi bir ağabeylik yapacağız.
birlikte siyasette Esenler'de var olduğumuzu ispat edeceğiz diyorum. Sizler ikinci çekimimiz bu. Kongre günü de geldiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni bir gazetecilik anlayışı sergiliyorsunuz. Kameraları buraya getiriyorsunuz. Çekim yapıyorsunuz. Bize destek veriyorsunuz. Sizleri kutluyorum. Umarım düşündüğünüz gibi sektörde uzun bir mesafe kat edersiniz. Her zaman yanınızdayız diyorum. En kısa sürede sizin stüdyonuzu ziyaret edip bu temenniler orada da bulunacağımı da söylüyorum. Hoşça kalın diyorum sizlere.